Şimdi hiçbir şey olmamış, adam hezimet olur hezimet yaşamamış gibi Ali Babacan'dan bahsediyorum. Abi geçmiş kameranın karşısına bize medya yer vermedi diyor, böyle böyle oldu. Ah. İnşallah yarın bugünden daha güzel olacak. Bu büyük ve güzel ülkemizden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Bu sonuç çıktığımız yolun sonu değil, henüz başlangıcı. Daha gidilecek çok yol, varılacak çok hedef var. Çok çalışacağız, çok, ama dost doğru çalışacağız. İlk seçmenlerimizden aldığımız destekle bir kar topu gibi büyüyeceğiz, günden güne güçleneceğiz. Bir sonraki seçimlerde daha da geniş kitlelerle, teşkilatlarımızla, üyelerimizle, seçmenlerimizle hep beraber iktidara yürüyeceğiz. Adam sanki %25 oy almış. Ulan Tayyip Erdoğan böyle demiyor lan. Ya Allah'ım yarabbim ya. Hayaller hayaller. Ya abi bak bir şey söyleyeyim. Gerçekten bu Kemal Kılıçdaroğlu az önce konuşuyordu ya. Hala konuşabiliyor ya bitik herif. Şimdi adam vermiş beleşten 38 tane CHP'nin listelerine 38 tane milletvekili vermiş. Ve 38 tane milletvekili verdikleri Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Kalamollaoğlu, Demokrat Parti'nin genel başkanı neydi ya? Gültekin Uysal. Bir daha mı vardı? İşte ne bileyim 38. 38 tane milletvekili vermiş bu partilere. Ve bu partilerin bu seçimde aldıkları oy, tamamının, hepsinin aldıkları oy bir yeniden Refah Partisi'nin oyu kadar olamamış yani. Refah Partisi biliyorsunuz %6 oy aldı. Şimdi bakın ne oluyor peki? Meral Akşener'in de ha, bu, yani buna Meral Akşener'i de dahil edebilirsiniz bu seçimde. Yani İyi Parti'yi de dahil edebilirsiniz. Hepsinin toplamı bir yeniden refah edememiş. Şimdi bir bitikler listesi yaptık. Başı tabii her zaman olduğu gibi Kemal Kılıçdaroğlu çekti de. Şimdi o dün bir tane tane analiz yapmıştık. Onları bir getir Mustafa. Bu altılı masayı. Komik ya. Ali Babacan'ı dinlerken çok güleceksiniz. Ali Babacan'ı dinlerken eğleneceksiniz. Saadet Partisi diyor ki Saadet Partisi DEVA önceki yıllarda yapılan seçimler kıyasla çok oy kaybettiler. Bu partiler DEVA ve Gelecek Partisi beraber 2023'teki yerel seçimlerde AK Parti'nin oyunu bölmesi bekleniyordu. Haşırt. 2019 yerel çok avuç oluşturmuştu. Bölecekler, Tayyip Erdoğan'ı bitirecekler. 2019 seçimlerinde 1.257.487 oy alan Saadet Partisi bu seçimde 700 binden fazla kayıpla 503.216 oy alabilmiş. Şimdi Ahmet Davutoğlu, Esselamu Aleyküm diyelim Anadolu'yu ayağa kaldırırım ha diyordu ya. Anadolu'ya çıkarım ve sadece Esselamu Aleyküm derim, bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım. Kimseye geliyorum. İlk kez kendi logosuyla yerel seçime katıldı. Hiç belediye kazanamadı. 0.07'lik oy aldı. Gelecek Partisi 33.402 seçmen oy vermiş. Esselamun aleyküm derim Anadolu'ya ayağa kaldırırım ha vallahi ha. Beni kızdırmasınlar. Devam edelim. Ay Allah'ım yarabbim ya. Şimdi Temel amca nerede ya? Temel amca ortalıkta gözükmüyor. Şimdi hiçbir şey olmamış. Adam hezimet olur hezimet yaşamamış gibi Ali Babacan'dan bahsediyorum. Abi geçmiş kameranın karşısına bize medya yer vermedi diyor. Böyle böyle oldu. Ah. Hele bir izleyin. İnşallah yarın bugünden daha güzel olacak. Bu büyük ve güzel ülkemizden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Bu sonuç çıktığımız yolun sonu değil, henüz başlangıcı. Daha gidilecek çok yol, varılacak çok hedef var. Çok çalışacağız, çok, ama dost doğru çalışacağız. İlk seçmenlerimizden aldığımız destekle bir kar topu gibi büyüyeceğiz, günden güne güçleneceğiz. Tuğla tuğla inşa edeceğiz. Bir sonraki seçimlerde daha da geniş kitlelerle,
teşkilatlarımızla, üyelerimizle, seçmenlerimizle hep beraber iktidara yürüyeceğiz. Ya adam sanki %25 oy almış, toz aldım ya. Yanlış anlaşılmaz. Adam sanki %25 oy almış diyor ki, ulan Tayyip Erdoğan böyle demiyor lan. Ya Allah'ım yarabbim ya. Hayaller hayaller.